buna pis burun derler koçu. Evet. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Neden yok? Ben de iyi. Bonus puan nasıl? Direkt konuya girdim ama. Direkt. Yani 3 puan iyi. 3 puan iyi. Rakiplerin yerdiği haftada iyi. Oyun berbat. İşte oyun düzeni berbat. Hocanın hala santrofor yaratma derdi devam ediyor. Dün Bettayip'ten olmayacağını anlamıyorum. Maçı izlerken aklıma bir tane ilk gelen soruyu söylüyorum sana. Şimdi Altay'da oynuyorsun. Altay'ın küme düşmesi garantilenmiş gibi bir şey. %90. Yani garantilenmiş gibi bir şey. Zaten takım sıkıntılar yaşıyor. Maddisel sıkıntıları falan var. Yani garanti yenebileceğin rahat takımlardan birisi. Bir takım. Rahat yenebileceğin takımlardan birisi. Ama şimdi kadroya bakıyorum. Yine aynı sistem. 3-5-5-4-1 tarzındaki yani sistem. Yine bokeliği belli değil. Ya İki tane ön libero. Evet. İkisi de orada. İki tane ön libero. Diarra Suba da baktığın zaman aslında çok ofansif bir oyuncu değil. Ön libero gibi düşünüyorum da. Ya bir ofansif oyuncu, bir Kayamba var, bir Bettayip var. Evet. Bu nasıl bir kadro? Artı. Yana yaslanmaya çalışan bir hoca. Ya bu nasıl bir kadro? Yani bu nasıl bir kadro? Yani, 13 haftadır ilk 11 çıkaramayan bir hoca. Eyüp'ün 7 attığı bir takım bu takım. Şimdi Altay'ı küçümsemek istemiyorum. Tamam. Yani küçümsenmek değil bu. Eyüp sana kaç. Altay zaten sıkıntılar içinde. Eyüp sana kaç tane. Şimdi yok, şuna geleceğim. Hani rahat yenebileceğin bir takım. Tabii. Zaten takımın durumu belli. Altay'ın durumu belli. Sen niye ofansif bir kadro ile çıkıp da 3-4 tane atıp da averajla sağlamıyorsun? Peki maçın yaklaşık 70 dakikası kendi sahana mahkum pres yiyen bir takım nasıl oluyorsun sen hüküme düşen bir takıma karşı? İşte. Ya bu pozisyonun nedir? Yok ya. Ha, bu nedir? İki tane pozisyonun var. Hoca onda olmadığını. İki tane pozisyonun var. Onda da sağ olsun Bettayip diye bir topçu var. Abi bu böyle bakın, de beceriksizlik olmaz ya. Bettayip santrofor değil. Bu adam da hoca değil. Çünkü hoca olmadığı için Bettayip'ten santrofor yaratmış. O kadar olmaz ama ya. Ya bomboş pozisyon topu şeye yani vurdu abi ya, uzaya vurdu adam. Niye anlatıyoruz bu hocayla yol yürümenin zorluğunu? Ya bu hoca takım yapmayı bilmiyor. Takımları okumayı da tam bildiğini sanmıyorum. Bak oraya sadece şöyle söyleyeyim. Yusuf Hoca geldi. Evet. Yusuf Hoca cebinden bunun gibi 10 tane hoca çıkar. Çıkartır. Neden? Çıkartır. Adam bak korkmadan saldırmadı. Sana pres de uyguladı. Evet. Ne oldu abi? Sen top onlarda, sen kaptığın toplarla işte kontrataklarla çıkıyorsun. Çıkıyor. Eyvallah varım. Ama onu çıkarken doğru adamlarla sahaya çık, kontra ataklarla çıkmana gerek yok. Orta alanda kabul edersin ikinci bölgede, üçüncü bölgede ama iki tane sağlam adamın olur. Abi golü attıktan sonra zaten çekildik geri. Ya golü atan kim? 10 sefer vursa bir daha girmez o top için. Ya o bir güzel bir orta geldi, Kayanma da güzel vurdu şimdi. Bak ortaya da saygı duyuyorum. Batuhan çok güzel ortaladı, Kayanma da güzel vurdu. Ha. O ayrı mevzu şimdi. Evet güzel bir gol attık, maçı kazandık belki ama yani ortada bir oyun yok. Ya bu takım bu oyunda Manisa'dan fark yer abi. E olacağına bak. Allah'tan şimdi 2 yıl önce 2002'de 22'de 100 bin lira fair play verdikleri adam şimdi mahkemelik yapıyorlar ya. Ankara Gücü'nün başkanı. Yani eski milletvekili. Paraya lazımmış. Parayı almış demek ki o zaman 100 bin lirayı. Şimdi bu adamın sayesinde süresiz maçlar ertelendi. Evet. Bu nedir? Kulüplere binen bir külfettir. Bakın bir kulüp başkanının mafya patronu musun, kulüp başkanı mısın, yani emekli milletvekili misin bilmem ama yaptığın çok karaktersizce hesaplanır. Yani ben böyle kulüp başkanlarının Türkiye'den yani komple soyutlanması lazım, kulüplerin de kariyeriyle oynuyorlar. Hoş, Ankara Gücü'nün lige gelişine bakarsan zaten Bolspor sayesinde o eski askeri cumhurbaşkanının talimatıyla lige çıktı. O zamanlar süper lig değil de birinci lig. O zaman öyleydi evet. Ya ama tabii ya, şu an yapılan hareket kesinlikle tasvip edilecek bir hareket değil. Ya bir de adam böyle bir şey olmaması siyasetin lazım. İçinden giriyorsun bak. İki dönem milletvekilliği yapıyorsun. Böyle bir şey olmaması lazım. Demek ki bu da şu var tabii. Destekleyen parti de düşünecek. Böyle adamları niye taşıyoruz diye. Ama hala taşımaya devam ediyorlar. O da ayrı bir yok, konu. İhraç ediliyor. Ya edilse ne olacak bu saatten sonra? İhraç ediliyor da. Yani
yaşanmaması gereken çok kötü bir olay aslında. Bana göre ceza alması lazım. Cezalı zaten, tutuklandı şu an. Tutuklandı da ceza belli değil. Yani ilerleyen süreçte mahkemesi devam edecek. İlla yani, ceza alacaktır, yani, o ayrı mevzu. Türkiye'de adalette kimlerin elinde olduğu belli zaten. O ayrı mevzu, illa ki ceza alacaktır ama tabii para cezası mı olur? Ne bileyim, ceza bir de mi yatar, onu bilemem ama. Bence buna verilecek en büyük ceza ne biliyor musun? Kısasa kısat, tekmeli yumruk. En büyük ceza abi. Toplumun gözü önünde, sahanın ortasına koyacaksın 3 tane adam. Hem bir ağzını bunu kıracaklar. Ondan sonra diyecek ki ben hata yapmışım. Yani olmaması gereken bir hareket. Gerçekten Türk futbolunun tüm dünyada kötü görünmesine sebep olabilecek bir görüntü abi ya. Türk futbolunun demeyeyim de Türk futbol yönetiminin, yöneticilerinin. Birçoğu böyle bunlar zaten. Yani geçtiğimiz dönemde, şu, belki bir ay belki 2 ay önce olmuştur. Ali Koç'un açıklamaları da vardı abi. Evet. Hatırlıyor musun? Bizden birileri gidip federasyonda birini tokatlarsa şaşırmayın. Ya böyle bir açıklama nasıl yapabilir? Fenerbahçe kulübü başkanı. Ondan önce de bir Beşiktaşlı değerli futbolcumuz açıklama yapmış. Evet. Hatta adam diyor ki bir hakim dedi tokatladıklarını da anlayacaksınız diyor. Şimdi ya orada böyle olmaz işte ya. Bu ne? Bu Türkiye'de. Bir şekilde buraya getirdiler aslında. Getiriyoruz abi. Şimdi yıllarca işte federasyon başkanı. Şimdi ağzına gelmeyecek şeyler söylüyor. İşte ulan o ayın Fehir Play ödülünü vermeyi verdiğin adam. Evet. Demek ki karaktersiz bir adammış ki Fehir Play'i de siz buna para lazım diye vermişsiniz. Ben böyle düşünürüm abi. 100 bin lira işine yarayacak adam. Fehir Play verilen adam bu sene hakem yumrukluyor. Bu da Türkiye'de Fehir Play'in anlamını değiştiriyor. Ya Türk futbolu hakkında konuşulacak, söylenecek çok söz var abi de. Ben Bolu Spor'dayım. Biz Bolu Spor'umuza dönelim. Şimdi değerli yöneticiler, değerli başkan. Böyle beceriksiz bir hocayla sezon sonunu bulacaksanız, yani şimdiden size söyleyeyim, harcadığınız paraların biraz daha fazlasını harcayacaksınız. Çünkü bu hoca futboldan anlamadığı gibi futbolcudan da anladığını düşünmüyorum. Gereksiz yere neredeyse 90 dakikaya yakın bedtime santrofor denedi. Abi gol atmamak için çıkmışız resmen. Ya işte ben de onu diyecektim, oraya getireceğim lafı. Şimdi kanat adamından santrofor yaratabilirsin. Nasıl yaratırsın? Adamın yan mevkii santrofordu. Ama bedtime hiçbir yerde santrofor oynamıyor. Şöyle abi, yaratırsın dediğim muhabbetinde şunu söylemek istiyorum. Yani adamın son vuruşlarda bir becerisi vardır. Eyvallah. Yaparsın. Ama ya bedtime'de öyle bir beceri yok abi ya. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Ben onun yerine hiç güvenmediğim halde söylüyorum. Bak hiç de sevmediğim, sahtekar olan Landel'i bile düşünürüm. Çünkü Landel'in son vuruşu var. Eyvallah. Ya hocam, sen... Bir şey diyeceğim. Hem görmüyorsun hem anlamıyorsun. Çok özür dilerim, gene kesiyorum. Bak 90+3'te Tunlay'ı aldı. Bedtime'i çıkarıp. Torunay'la oynasaydı. Hiç oynatmasaydı Bedtime'i. Ha yani. Vallahi Torunay'la oynasaydı. Torunay çıkarsaydı. Bu maçta Torunay'ı niye değerlendirmiyorsun? Niye zaten rakibin küme düşmeye oynuyor. Aynen. Bugüne kadar hep şu... Niye değerlendirmiyorsun ya? Olmayan santroforu değerlendirdi. Bugüne kadar kupada gol attı da. Niye Tolunay'la çıkmadın madem böyle? İşte çünkü kardeşim... Oynan Tolunay'a. Bu çocuk biz maktabımızdan gelen bir çocuk ya. Kazancımız. Tabii canım. Oynat çocuğu bu maçta. Zaten kazanmamaya çıkmışsın sahaya. Ben öyle düşünüyorum ama o kadro... Aynen ben de öyle düşünüyorum. Kadro tesadüf ben anlamı galibiyet. Kim ne dersiniz? O kadro öyle bir kadro. Sen iki ön libero'yla niye çıkıyorsun abi ya? Rahat kazanabileceğin bir maçta. Hayır, iki ön libero'yla çıkıyorsun. Çok iyi iki tane ön libero'n var mı senin? Ya tamam, ikisini de geç. Yani ikisini sallasan bir tane ön libero'n... Ha, etmiyor da. O ikisinin yerine ben olsam Posma koyarım oraya tek ön libero. Hiç uğraşmam abi. Hayır zaten, bak benim anlatmak istedim şu abi. Niye iki ön libero'yla çıkıyoruz bu maça? Ya bu adamların ikisinin de mevkisi ön libero. Niye iki ön libero'yla çıkıyorsun? Rahat kazanabileceğin bir maça. En son... 90+2'de Mustafa mı aldı çocuğu? Mustafa. Yani bak şimdi, nereye geliyoruz? Kaç haftadır bu herifi şey almıyorsun sahaya? Oynatmıyorsun. Düşünmüyorsun. Şimdi niye düşünüyorsun? Hani ben yedek kadroyu bilmiyorum. Yedekleri kimlerdi? Oko yedeklerde var mıydı? Hı. Yok değil mi? Genelde gençler almış abi yedekleri. Peki, eyvallah. Tamam, aldın madem, diğerlendir. Ha, oynat abi. Aldın oynat. Oraya koymak şov. O çocukları şov. Orada, kenarda oturtmanın bir anlamı yok. Onun işi şov zaten ya. Tek derdi şov. Bak, iki tane kaleci var yedek. Tak sağda. O da ne demektir? Devre arası, elimizdeki İsmail Çipa'da dahil birçok oyuncu gidecek. Çünkü bu hocanın
hoca olmadığını bildiklerinden geleceklerinde karartmak istemiyor çocuklar. Gidip oynayacak bir yerler bulacaklar. Ha biz ne yapacağız? Şu an bak yani kadroya bakıyorum ya tekrar yine 5-3-2 gibi bir şey çıkartmış sahaya. Yani Altay ya rakibin adamlar zaten bitmiş durumda. Bence de 5-3-2 değil de sanki rahat galibiyet alabileceğim bir maç ya. 5-2-3 gibi oynadı bence. O da 5-2-2-1 gibi oynadı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi ön ikilide iki tane ön veren var. Onun önünde kim var abi? Diyarı Subay'la. Kayanma. En önünde de Berbay. Şey e ne oldu abi? 5-2-2. Abi gol atamıyorduk. Koşu kavak taktiği. Gol atamıyorduk ya. Ya işte dediğin gol. Gibi Botoğan yani bir tane bir pozisyon yakaladı. Tesadüf. Tamamen tesadüf o gol. Kayanma da belki 100 defa vursa oraya vuramaz her seferinde. Belki vurur, yorum yapmayacağım. Ama o top oraya zaman gelmez. Yani işte yani. Ben burada Yusuf Hoca'yı tebrik ediyorum. Yani böyle bir karşısında tabii bizim hocamız da olsa hoca statüsüne giriyor ya yani belge alıyor. Paraları veriyorlar bunlar 20'şer bin, 40'ar bin. Belki alıyorlar ya. Kolay mı ya? Değil abi para verdikçe işte gidiyorsun. Bir dönem geliyor, o dönem gidiyorsun, şeye katılıyorsun. Hani biz burada yapamadık. Niye yapamadık? Bizim onu amatör çalıştırıcıyla başladık. Üstüne gitmemiz için ne lazım? Parayla. Her seferinde seminere katılacağım, basacağım. Ya Vilvartlı adamsın, o saatten sonra gidemezsin. Yani bir de ben çok fazla evin altında kalmayı seven bir adam değilim. Ya gelip işte A ya da B yöneticisi bana gelir bu kulağılık yapar bize cevabını veririz ne oldu işte kulüple anlaşma bitti abi. Benim bir kulüple çalışıyorum en fazla 2 aydır. Ha karışan olmazsa çalışırım ayrı bir konu ama ya böyle karışanın çok olduğu yerde bana eyvallah demek düşer. Şimdi istatistiklere bir bakın oyuncular üzerinden. Bizim forvet ortalıkta yok. Zaten kaleyi bulan doğru düzgün şut yok. İşte şut çeker iki oyuncu mu var? Biri Kayanma, biri Batuhan. Evet. Bu maçta öyleydi. Yani forvet ortalıkta yok. Yok. Niye ortada forvet olması için forvet olacak bir adam yok. Ya adam kanat. İşte üstüne gitmeyeceksin. Ha şimdi sen hoca ne yapmaya çalışıyorsun? İşte ben 3 puan aldım. Eyvallah. Ha en azından rakiplerimizden de bayağı bir üst seviyeye çıktık. Şimdi sanıyorum şeyin altındayız. Playoff'un hemen altına geldik yani yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu adamın asıl hepsi forvet ama. Petayip. Petayip mi? Forvet değil abi. Forvet diye yazdığına bak. Nerede okuyorsun sen onu? Transfer market mi? Maçkolik, transfer market. Transfer market. Her yerde. Bak. Forvet ana mevkii, ana mevkii kanat. Forvet gösteriyor abi. Ya forvet o. Kanatları da forvet gösteriyor canım. Santrofor olarak bak bakalım. Ana mevkii forvet görünüyor. Neresi, neresinde forvetin gösterdiği yer nere? Santrofor diyor. Uç. Ha. Allah Allah. Evet abi uç nokta işte. Baş mevki santrafor adam. Yan mevki? Kanatlar var işte yan mevki. Ya bunlar o zaman bunu yaparken yan mevki ile baş mevki karıştırmışlar yani. Ya bu adam santrafor değil ya benim gözümde. Yani. Değil yani. Adam geçen sezon gol atamamış. Bu sezon daha bir tane golü verir. Golü bırak asiste yokmuş geçen sene ya. Yani 26 maçta. Biz bu adamı golcü diye aldık ya. Ama ya şimdi hoca da haklı. Bak Bettayip'ten santrafor yaptım lan siz beni dinlemediniz diyecek. Ki onu da dedirtmiyor ya. Ya öyle sen bir cessin uğraşma. Gördük abi dün yaptıklarını ya adam ne diyorum sana ya. Ya o penaltı noktasının orada neredeyse oradan topu da uzaya gönderdi. Abi öyle bir altına girmez o topu ya. Koyasın prese ya. Bitti abi geldiğinde dokunacaksın ya vurmana da gerek. O nasıl bir vuruştur dedim ya. Vurmadı zaten hani diyoruz ya kafayla vurunca bazen süslü diyoruz ya. Süslü diyoruz ya. Bu da ayağıyla süslü. Bence ayağına çarptı abi o top. Yok abi ya şeyli bekledi de vurdu. Değil mi bir de kendini hazırlıyor. Benim canım hazırlıyor. Hoş abi ben adam. Bomba arkadaşım ya. O durumda. La bari vuracaksın vurma bas topu ondan sonra vur. Hem kaleci de kontrol alıp aynen. Abi. Boşsun abi en yakın adam 3 metre sana en. Adam ya Furkan'a kızıyorduk. Ama Furkan oraya atardı bence. Ha Furkan oradan atardı. Furkan oradan atardı. Çünkü niye önü boştu. Aynen. Furkan'ın hep önünde olu olduğunda beceremiyor. Furkan'da bir teknik yetenek yok abi ya. Bak bizden şimdi Oko, Kamara, muhtemelen İsmail Çıpa biraz giderler abi. Lendel, Mendel de gidebilir. Lendel gitmek abi. İstiyor zaten abi ya. Gitsin abi gitsin. Bana göre Lendel'in yerine şeyin var işte, Diyarı Subay. Ama ben olsam Diyarı'nın yerine ben de giderim abi.
ihtiyarlı olarak giderim yani. Ben sen gibi bir hocayla oynamam derim ben. Bilmiyorum abi de yani. Bizim devre arası yapılacak en büyük transfer forvet olacak. Hoca olacak abi. En büyük transfer olacak. Muhtemelen hoca gitmeyecek abi. Gitmez kaldı. Muhtemelen hoca gitmeyecek. O yüzden bir tane forvet transferi şart. Çok seviyorlar ya hocayı. Şart yani. O hoca da yalnız bak. Yönetimi kafalamayı falan çok iyi beceriyor. Nasıl yani? Herkesle kakara fikir devamlı. Ya. Adamlar yemek yiyorlar. Transfer komitesinde. Bir şey diyeceğim. Çok bilen PlayStation'cıyla omuz omuza falan. Bir yerde çalışıyorsun. Heh. Ve işi bilmiyorsun. Nasıl kalırsın orada? Yalakalık yaparsan. Yani. Sistem hep böyle yürümüyor mu abi? Türkiye'de öyle yürüyor. Öyle. Hoca da hocalık olmadığına göre yani artık o da anladı artık hocam. Bunu ben de söylüyorum. Ben sana pek katılmıyordum bu konuda. Hani bekleyeyim ama artık yok yani bu maçtan sonra da hoca değil. Atasözü yani. Var ya bekleyen değil dermiş. Yani. Beklerken gebermiş. Aynen öyle yani. Yok abi hoca değil yani. Bu maçtan sonra ben de gördüm böyle bir kadro öyle çıkamazsın maça ya. Hocamız ben yemin ediyorum böyle bir kadro öyle çıkacağıma gençleri sürerdim sahaya. Madem katılıyorum. Şey yapmıyorsun. Yedeklerdekilerin hepsini koy içeriye. Koyardım sahaya. Bitti. Kemikleri de koy dışarıya. Oynasın çocuklar. Madem öyle. Yedek kaleci kimmiş? İki tane var işte. Hem Bartu hem İsmail. İki tane yedek kaleci vardı. Hadi İsmail'i gönderdiğinde de Bartu'yla çıksaydım ben. Ben diyorum ya çık. Oynat abi gençler. Şeyler falan hep yedek. Muratlar falan. Elmaç falan var ya. Murat Elmaç falan. Yani onlar yedek. Onun yerine aldığı şeyi canım Solbek'te. Tamam Batuhan iyiydi de. Şeyde Ercan da yoktu herhalde. Yok Ercan da yok. Yani şunun için diyorum. Hani kazanmamak için bir kadro kurmuş ya arkadaş. Ya madem öyle gençler olacak. Gençlerle ya. Koyarsa kazanmak için kurmuş olacak kadroyu. Çünkü hepsi hırslı. Hepsi oyunlu oynayacak. Çocuklar, hoca onu istiyor mu? Çocuklar kendini göstermek isteyecek. Hırslı oynayacak. Al mesela Erdem Reis. Koy abi çocuğu. Evet. Tolunay'la başla. Murat Elmacı koy. Burası koyacaktı. Burası sol oyuna koyabilirdi evet. Sol oyuna koysun abi ne olacak? Patron arkasında oynasın. Harun mesela. Yerlik ayağı. Orta sahibi çocuk. Evet. Oğuzhan ya da Kubile'yi oynatacağın. Oğuzhan ya Kubile'yi gitsin de sokarsan namerdim sana. Oynat mı çocuğu? Adamın dün yaptığı ortalara dikkat ettin misin? Kime? Oğuzhan. Bütün duran toplara da topun başına geçti. Evet. Duran toplara iyi vuruyor. Yorum yok. Ama vuruyor sadece. Yere, ya vurduğu yere gitmiyor toplar. Yani biz ya abi. Pis burun oldu işte canım. Duran top uzmanı. Oğuz Kağar'mış. Öğrendim. Bu takımda var ya en son duran topu kullandıracağım adam Oğuz Kağan'dır. Ya ben Oğuz Kağan'a duran topları falan bilen boş ver. Yani. Ya abi adam 18'e almam ne duran topu ya. Allah aşkına ya. Ama alan kim? Hoca. Ya arkadaş, biz bu adamın faydasından çok sahada bir kişi eksik oynattığını savunan insanız. Aynen öyle. Adam her hafta kadroda. Ya hocam, ben şimdi sana bu akıl verirken yanlış anlama ya. Biz senin iyiliğin için söylüyorum bunları ya. Belki bir şeyler alırsın, feyiz alırsın. Ya akıl verme demeyelim abi. Öneri yapıyoruz. Öneri yapıyoruz. Öneri akıl verecek yani. Durumda değiliz. Biz, sen kadar akıllı olsak zaten senin yerinde biz oluruz. Yani akıl vermek değil bizimkisi. Biz öneri. Sadece biz bol sporun iyiliği için bir öneride bulunuyoruz bu yani. Bol sporun iyiliği için bazen kantarın tomuzunu kaçırıyorum sana karşı da. Hatta kaçırdığımda bile az olduğunu düşünüyorum artık sana. O zaman ben programı kapatıyorum Nezih abi. Kapatalım abi. Topuz kafamıza girmeden. Manisa maçından sonra görüşürüz. Manisa maçını ne zaman oynayacağız? Ya, Allah belli yılbaşından sonra. O da belli değil de bakalım hayırlısı. O zaman haftaya görüşürüz. Hani bir söz var. Tanrı Türk korusun diyorlar ya. Evet. Ben diyorum ki Tanrı koşu kavaktan bol spor olur. Tamam. Haftaya görüşürüz. Buna pis burun derler koçum.